Mediamarkt sunar. Evet, önce Fenerbahçe çekiyoruz. Sonra bir Avrupa çekeceğiz. Onun kararı. Hayırdır abi, üşüdün mü? Üşüdüm biraz o yüzden. Güzel ceket. Benim de var yakın. Ne bileyim ya, benim değil. Vallahi. Tabii o kadar giydim ki bende kaldı artık yani. Boğaziçi ödül töreninde de ceketsiz gelip ne bileyim arayıp ya. Abi bir ceketim varsa alırım. Evet öyle. Yanlış anlama dilenci. Osman Bey'in ceketi güzel şarkıdır Barış Manço'dan diyerek devam ediyoruz. Fenerbahçe'de Mevlüt'ün yükselen bir form grafiği var. Bu Türkiye Kupası maçlarının iki ayaklı olması daha süre bulan oyuncuların daha fazla süre bulmasını sağlaması dışında fazla bir faydası olduğunu düşünmüyorum. Ama Mevlüt örneğinde gördüğümüz gibi. Şimdi şu var ama mesela Trabzon deplasmanında son 20 dakika bu Mevlüt oyuna giremez miydi diye de düşünmeden edemiyorum. Çünkü bazen Vedat Muriç takımı o kadar taşıyor ki. Kenarlara açılıyor, sağa çık gibi içeri servisler yapıyor, arkadaşlarını kaçırıyor, top saklıyor, stoperlere fiziksel mücadeleye giriyor ve belli dakikadan sonra asıl işi olan, asıl belirleyici işi olan gol atma konusunda görüyoruz ki daha az fırsat buluyor diğer işleri yapmaktan. O zaman Mevlüt gibi ikinci bir oyuncu sahada olunca en azından Vedat'ın yaptığı ekstra işler daha fazla bir skora katkı olarak dönüşebilir. Artı Mevlüt'ün yaptığı işler de Vedat'ın daha kolay gol atmasını sağlayabilir. Tabii ki bir alternatif olmalı. Mevlüt de bir alternatif olarak öne çıkmalı ama 40 derece spor maçları bunun için yeterli mi? Kriter diyorsun. Değil ama yani. Öbür maçlarda kesinlikle da attı canım. Bir tek 40 derece spor maçları yoksa mesela ki. Atıyorum Adil Rami de yani kupa maçlarında zaman zaman maçında çok oynadı. Palet oynadı. Şimdi o ölçü değil Tatlı'ya, gerçekten. Ne atıyorum, Serdar Aziz'le rekabete girebilir mi? Zannetmiyorum ya. Şu an itibariyle Serdar Aziz'le kimse rekabete giremez Fenerbahçe'de. Çok kolay gözükmüyor o yüzden. Yani rotasyonu zorlayacak seviyede bir etki uyandırmadı bende ve bence bu maçlar zaten o kadar büyük kriter alınmam ama tabii ki iyi bir şey. Tabii ki bir adım ama senin 10 tane daha adım atman lazım o noktaya abi girebilmek. Güzel söylüyorsun da zaten abi geri dörtlün sabit olacak. Yani geri dörtlü değişmez ki. Ezbere sayılır şampiyon takımın geri dörtlüsü. Fenerbahçe'nin en önemli sorunu o zaten. Fenerbahçe'nin geri dörtlüsünde sol bekinde sağ açık var abi. Sol bekinde sağ açık var, stoperinde orta sağ var, Jason. Yani sağ bekin ne kadar üst düzey bir sağ bek tartışılır. Ben... Hayır, Dirar varken sağ bekte İzla ne kadar oynar ki zaten? Abi İzla bence şu hemen her takımın sağ bekinden geride. Bak Mariano'yu da ben ilk yarı çok hak ediyordu, çok eleştirdim. Ama Mariano ilk yarıda kendi bir çıkış yakaladı yani. Evet. Şimdi Mariano da İslam'ın önünde. Kaysar'a... Adama saçı beyaz falan dedin. Onları ben hatırlarsam... Abi hak ediyordu açıkçası. Yok, kötü oynuyordu tabii. O ayrı da. Mariano Sulan'ın gerisinde oynuyordu. Kaysar'a gayet iyi bir bek. Gayet iyi. Başka? Gökhan Gönül başka. Daha iyi bir bek. Pereira daha iyi bir bek bence. Sivasspor'da Goyano. Goyano o zaman zaman değişebiliyor. Değişebiliyor. Bence İzla daha iyi bir sağ bek. Yani şu bu sezonki form grafiği olarak değil ama genel toplamda kariyer olarak İzla daha önde bir oyuncu. Benim söylemek istediğim başka bir şey var. Bak bir geri kalite yok sabit olur. Geride. Ama maçın gidişatını değiştirmek için yaptığın hamlelerde ikinci santraforu oyuna sokarsın. Yani illa her maç Mevlüt 11 oynayacak diye düzeni değiştirmezsin. Zaten Max Kruse varken çift santrafor 90 dakika oynamak kolay iş değil. Max Kruse zaten İç sahada çözemediğin zaman ikinci forvete atarsın diyorsun. Aynen onu söylüyorum. Yani stoperde de öyle bir şey yapmazsın hani. Stoperde dur bakalım dakika 70 maç berabere ben Serdar Aziz yerine oyuna faleti alayım demezsin ki, alakası yok zaten. Benim görmek istediğim başka bir şey. Zaten Kırklarispor maçlarında da, Kırklarispor'un da bu arada bu turları geçti. Çok başarılı bir performans ve çok güzel bir marş yapmışlar, Kırklarispor marşı. Raşit'ten Oğuz Taktak da vokalde destek vermiş. Gerçekten çok güzel bir marş yapmışlar, onları tebrik ediyorum. Ve bayağı da Başakşehir falan elemiş takım mı yani? Çok büyük renk kattılar gerçekten aynen kupaya. Aralarda böyle çıkar işte Trakya takımları. Yıllarca Antalya'dır. İşte Lüleburgaz var benim çocukluğumda. Şimdi de Lalin çocukluğunda Kırklarispor var. Bilgin Hoca yıllardır orada görev yapıyormuş. Bir tane de Kırklareli bir Twitter'da bir arkadaş var. Onun avatarını kullanıyor senelerdir. O yüzden bana bir yakınlık var yani. Adamı sürekli görüyormuşum gibi geliyor ama aslında bakarsan ilk defa futbol sahnesinde hani maçları yayınlandığı, maç kazandığı maçtan sonra gördüm. Ama bir yakınlık hissettim hocaya yani. Tebrik ederim gerçekten. Bu noktaya sen kadar geldiler. Sen zaten 40'lar 50'de herkese yakınlık hissedersin. Benim en sevdiğim şehirlerden bir tanesi. Keşke daha üst turlara da çıksalardı da havalar düzelince de ben de maç davetlerini kabul edebilseydim. Yani gerçekten de. Onun dışında Fenerbahçe'ye şöyle dönüş yapalım. Hı hı. Bence 40'lar Spor rövanş maçında o kadar çok taraftarın gelmiş olması.
Orada taraftarın anlatmak istediği başka bir şey var. Takımın sahip çıkma. Sahip çıkması, camiaya sahip çıkma, başkanına sahip çıkma, takıma, teknik direktörüne sahip çıkma. Camianın kenetlenmesi, mobilize olması var. Fatih Terim Hoca bunu tek başına Galatasaray'da yapabiliyor teknik direktör olarak. Çünkü uzun yıllardır yaptığı için. Ama Fenerbahçe'de yani Ersun Yanal Hoca Fatih Terim Galatasaray'da olduğu kadar sezon başında tek mobilizasyon merkezi değildi. Fenerbahçe'de çünkü çok uzun yıllar çalışmadı. Çok kesintili çalıştı Ersun Yanal. Ki uzun yıllar çalışmayı da hak ediyordu diye düşünüyorum. Geç geldi ama o da son zamanlarda üzerine düşeni yapmaya başladı. Sağ içinde de yaptığı kadar sağ dışında da. Ama asıl önemli olan taraftarın. Çünkü bir gün sonra da Türkiye Futbol Federasyonu'nda böyle hep beraber böyle protestoya gidildi. Bir gün sonra değil mi Riva'ya? Ertesi gün. Aynen. Şimdi bu Fenerbahçe'de önemli. Bazı böyle açıklamalar hani bazı yöneticilerin açıklamaları böyle beyaz havlu atmış gibi. Zaten bizi şampiyon yapmayacak bu hakem hataları falan çok operasyonel falan diye. Tabii ki ben onlara şey demiyorum. Hakemi de yeneceksiniz demiyorum. O bir saçmalık ha. O bir kere olur, iki kere olur. Öyle iyi oynarsın ki çıkıp hakemi de yenersin. Her maç hakemi yenemez. O bir gerçek. Futbolun gerçek olgusu. Fenerbahçe için, Galatasaray, Beşiktaş tarafından herkes için geçerli. Bayern Münih için bile geçerli. Bak Bayern Münih için bile geçerli ki sen Bayern Münih aleyhine yap bakalım hata. Görürüz yani orada. O doğru bir haklısın ama şu da var. Saha içinde ne kadar güçlü olursan hakemlerle senden o kadar çekinir. Bravo. Dünyanın her yerinde böyledir. Büyük Bayern takımlar yine o yüzden ne kadar sağlam oynarsa o kadar hakem tereddüt yaşar yani. Bayern Münih örneğini o yüzden verdim. Çünkü bir de bizde senin program başında anlattığın. Bu arada Göztepe Beşiktaş maçı dışında Gaziantep Gençlerbirliği maçında da kural hatası oldu ve o da şey olmadı. Niye? Gençlerbirliği taraftarının sayısı az diye mi ha? Aradan kaynattınız onu da. Vallahi bravo. Gaziantep de nasıl olsa hani bir daha kuruldu, alt ligden çıktı falan. Ha, güzel kaynattınız onu da. Neyse ya. Evet. Kaynatamazsınız. Su kaynadı. Kendi suyunuzu da kaynattınız. O ayrı bir şey. Ya burada müsaade edersen bir iki dakika parantez açmak istiyorum. Belki sağ dışı bir Fenerbahçeliler de kusura bakmasın ama Fenerbahçeli bağlantılı bir konu olarak gördüğüm için söyleyeceğim. Ya biz geçen hafta ne konuştuk abi burada? Geçen hafta dedik ki Obi Mikel saha içinde sizin hoşunuza gitmeyen bir hareket yaptı diye adamın çoluğuna, çocuğuna, kendisine muz emojisi atıp hakaretler etmeye, kızına şöyle yapacağız, böyle yapacağız. Muhtemelen 12-13 yaşında çocuklar bunlar. Ama böyle bir şey yapmanın Fenerbahçe'ye kötülük getirdiğini, ırkçılık gibi rezil bir kavramı kulüple yayına getirmemek gerektiğini ve bu kişilerle de mesafe konulması gerektiğini, yani sosyal medyada bunları savunmayın dedik. Ya bundan daha aptalca bir şey gördük geçen hafta. Abi senin futbolcuna yapılmış bu, tamam mı? Ya 15 kişi, 20 kişi, 25 neyse artık kaç kişiyse kaç kişi. Senin futbolcuna yapılmış Obi Mikel'e, Trabzonsporlu taraftarla bazıları gidip muhtemelen onlar da çoluk çocuk ama yine de hani bunu konuşmadan geçmek istemiyorum. Ya Bahyana ya gidip aynı türden mesajlar atıyorlar. Tehditler, hakaretler, ırkçı mesajlar. Ya kardeşim sen Obi Mikel'e karşı demedin mi Obi Mikel'e niye ırkçılık yapıyorsunuz? Hasta mısınız yani siz? Bir hafta önce kendi oyuncuna yapılmış şey gidip tekme attı diye ki iki oyuncu kendi arasında ne kadar kibarca yazışmışlar, ne kadar kibarca ayrıca bir hata hakemi dile getirmişler. Hakemin ne yaptı? Yani tabii ki öyle. Ya ve ne olursa olsun maçın aksiyon içinde, ateşi içinde alabilecek şeyler. Tabii ki bence de kırmızı kart da. Kırmızı yani adamın sülalesine küfür etmenin, kendisine küfür etmenin, ırkçılık yapmanın ne şeyi var? Gençlerbirliği kulübü bir açıklama yayınladı. Cevap beklediklerini söyledi ama bizde genelde bu tarz şeylere cevap verilmez. TFF nezdinde bunlar yok sayılır. Biz yok saymayı çok seviyoruz. Zaten hani muzla beslendiğimiz için o muzları gösteriyoruz. İşte muz emojisini çok sevdiği için muhtemelen o arkadaşlar da yollamıştı. Valla muz çok seviyoruz. Bunlara sahip çıkmaya böyle bir yemiyorum ya. Bir haftadır falan. Gereksiz bir sahip çıkma şeyimiz var. Ya kardeşim senin oyuncuna yapılmış bir hafta önce. Siz hasta mısınız? Deli misiniz ya? Lütfen Allah aşkına ben her hafta ırkçılık konuşuyoruz. Hangi ülkede yaşıyoruz abi biz? Bu ülkede ırkçılık yok deyip duruyoruz da her hafta bunları konuşuyoruz. Bunları mesafe koymayı da öğrenmemiz lazım. Irkçılık yok diyerek yok olmuyor. Irkçılığın karşısında durarak ırkçılık yok oluyor. Karşısında durmayı da bilmemiz lazım. Bu konuda da geçen hafta Fenerbahçeli taraftarlara söylediğim gibi bu hafta Trabzonspor taraftarlarına güçlü bir şekilde biz bu gerizekalılarla aynı cephede değiliz. Bunlar birbirleriyle aynı cenahta. Bu Obi Mikel'e mesaj atanlarla Bayano'ya mesaj atanlar aynı yerde, aklı selim Fenerbahçe ve Trabzon taraftarları bir yerde.
Ben böyle bakıyorum. Ben de öyle bakıyorum. O yüzden böyle olmalı yani. Bir yanda makul çoğunluk var, bir yandan da böyle aslında sayı bir yandan da gerizekalılar var yani. O kadar aptalca spektaküler olmak için, gündeme gelmek için öyle beyinsizce şeyler yapıyorlar ki sanki onlar o takımları temsil ediyormuş gibi, bence de kulüpler kesinlikle bu kişilerle aralarına mesafe koymakla kalmamalı. Maçlara almamalılar. Nasıl İngiltere'de alınmıyor ırkçılık yapan maçlara? Tabii ki. Ömür boyu men alıyorlar. Ömür boyu men almaları. 12 yaşındaydım. 13 yaşında kuzenim yazdı. Bana ne? Bana ne? Yani o futbolcu 12 yaşında da yasak. Onun hissettiği şey mi? 30 Allah yaşında Allah da ya. Yasak yani. 30 yaşına gelip hala ırkçılık yapıyorsan zaten boş ver. Ya kardeşim yani, maçı tek maç. Boş ver. Ceza alır. Yani. Sen kimsin yani? Evet. Allah sen kahretsin. Kim? Ya neyse, bunu yo, kapatalım doğru. Abi. Yo, yo, çok iyi konuya girdin. Çok teşekkür ederim. Çok eyvallah. Düşün. Ben bazen yetişemiyorum. Öyle iğrençlikler dönüyor ki yani. Yetişemiyorum yani. Böyle bilinç altından çıkıyor işte. Ben mesela severim ya. Muz benim için ne isim geçtirir biliyor musun? Çocukken. İşte o pahalıdır da biz çocukken. Ne isim geçtirir abi? Anladın mı? Sonra yerli muz çıktı falan filan. Yani böyle bir iyi hissettiren şey kötü hissettiriyor görünce. Ulan Allah belanızı versin. Bunu da emojisini ırkçılık olarak kullanıyorsunuz. Evet. Bu kadar da bayatlamayın ya. Beyin olarak var bayatlamayın. Neyse şuna dönelim şimdi. Genel olarak. Sezonun geri kalanında Fenerbahçe bunu yapmak zorunda artık, Fenerbahçe taraftarı böyle hissediyor. Diğer bir takım taraftarları da böyle düşünüyor. Nereye geliyoruz? Bu sezon acaba nasıl bitecek? Gerçekten her sezon başı vardır ya. Bu hakemlerle lig bitmez der kahvedeki Mahmut abi. Haklı aslında, o hakemler çok kötü yani. Onlarla lig bitmesin yani. Onlar gitsin ki lig sağlıklı bitsin diye. Bak göreceksin, her hafta daha da sertleşecek ortam. Bence mücadelenizi böyle bireysel oyuncular, ten renkleri falan değil de mücadelenizi sağlıklı kalmak, akıllı kalmak adına, soğukkanlı kalmak adına kullanırsanız, bir taraftar çünkü bir maçın en önemli belirleyeceğinden bir tanesidir. İç saha avantajı özellikle derbilerde Türkiye'de çok yüksektir. Saha kapatmalara sebep olacak tezahüratlar. Doğru. Tabii ki protestoyu gerektiği zaman, gerektiği yerde, gerektiği şekilde vereceksin. Dozajını ayarlayacaksın, akıllıca ayarlayacaksın. Ama bu böyle taraftar tepkilerinden de operasyonel eyyam merkezi verileri toplayıp size karşı bunu kullanabilir. Ben sizi uyarayım da sonra geri kalın. İnşallah haksız çıkarım. Ben haksız çıkmayı çok seviyorum, mutlu oluyorum çünkü. Ben o şey kişiyim. Cem Yılmaz gösterisinde şimdi gülüyoruz ama bizim arabanın kelebeğinden girmesinler. Hani aklıma hep gelir. Ya ben uzun yıllardır böyle. Çünkü niye? Ben bir Türkiye'de Türkiye Ligi yorumcusuyum. Yani bizde sürekli böyle kelebek camından dalıyorlar içeri. Anladın mı? Yani sürekli sen diyorsun ki güzel maç. Futbol konuşuyoruz. Sağ içine konuşalım. Bak, konuşmaya çalışıyoruz. Falan diyorsun. İşte Alex, Hacı falan. Sosa Trabzon'da da acayip diyorsun. Ondan sonra bu bir zil mutlaka bir gerizekalılık yapıyor. Çorba çok güzel kaynarken o çorbanın başında olması gereken kişi hakem mesela. Öyle kararlar veriyor ki affedersin çorbanın içine tükürmek gibi oluyor. O zaman bazen kendim... öbürü böyle yazıyor oyuncuya tepki gösterecek diye. Bir de böyle takipçi kasma olayı var. Bu büyük hastalık. Zannediyor ki gerçek hayatta ne kadar takipçisi varsa her ay bankaya o kadar para yatacak. Bir. İki. Gerçek hayatta da mesela mahkemeye düştü. O kadar kişi ona desteğe gelecek zannediyor. Bana bile mahkemeye o kadar kişi gelmez. Hayır bir de bu yeni türece. 502 bin mi var ne? Daha güçlü bir Galatasaray için beni takip edin. Daha güçlü bir Beşiktaş. Aynen abi 17 yaşında. Sen kimsin abi Allah aşkına? Ya. Çok iddialıysan, donanımına güveniyorsan gir kulüp başkanlığına aday ol. Bilemedin yönü. Daha güçlü bir Çemişgecek için beni takip edin. Daha güçlü bir Çemişgecek için beni takip edebilirsin arkadaşlar. Daha güçlü bir Topkapı Spor için beni takip edin. Evet. O geçen zaman... aradılar, maça gideceğim yakında. Sen de gelir misin bana Topkapı Spor maçına? Gününe bağlı. Takım hala ikinci amatör demiş. Gününe bağlı. Bir de bize kızıyordu başkan. Şu takımı bir çıkartamadınız. Al sen yine çıkartamamışsın başkan. O zaman kendimizi şımartalım mı biraz? Ne yapacağız? Avrupa futbolu. Avrupa konuşacağız. Yaşasın. MedyaMarkt sundu.